Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 10-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet Aralık ayı sizin ayınız. Doğum gününüz bu hafta olabilir. Doğum gününüzü kutluyorum. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum size. Venüs burcunuzda, Güneş burcunuzda, Merkür burcunuzda, retro şu sıralarda. Satürn artık son derecelerinde burcunuzda. Evet, sizin için Aralık sonundan itibaren Satürn'ün özellikle artık ayrılmasıyla beraber ciddi bir rahatlama, böyle bir ferahlama söz konusu olabilir. Bir yandan da eğer bu 3 yıllık dönemi iyi değerlendirdiyseniz, bir beceri elde ettiyseniz, çalıştıysanız gerçekten Satürn size güzel bir ödül, bir başarı da bu dönemde verebilir. Bu haftanın geneline baktığımızda evet Koç burcunda Uranüs'ün burcunuzdaki Güneş'le, Venüs'le, Merkür'le güzel etkileşimleri var. Bu durumda özellikle biraz daha hani yaşamdan alacağınız keyfi arttıracak gibi görünüyor. Eğlenceli bir hafta genel anlamda. Arkadaşlar, sosyal yaşam, aşk trafiği artabilir. Zaman zaman yeni ilişkiler, eski ilişkiler böyle biraz değişken de olabilir. Gündeme gelebilir. Biraz zaman zaman Merkür retrosu kafanızı da karıştırabilir. Bir ilişkiniz olsa da aklınız bazen eski ilişkilere gidebilir. Böyle ikilemler yaşayabilirsiniz ama biraz daha hani kalabalık bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü ayın özellikle haftanın ilk günlerinde Ay Terazi burcunda 11. evinizde olacak. Bu sosyal etkileşimlerin artacağını gösteriyor. Yani arkadaşlarınız tarafından bir arada organizasyonlara katılabilirsiniz. Etrafınızda yeni eski böyle arkadaş grupları olabilir. Güzel nostaljik karşılaşmalar olabilir. Projeler, ekip çalışmaları için yine aktif bir hafta, güzel bir hafta. Sevgili yaylar, böyle değerlendirebilirsiniz. Çarşamba akşamından itibaren Ay Akrep burcuna geçecek. Bu biraz sizi içe döndürebilir. Yani haftanın ilk 3 günü hareketli ve güzel, faydalı ama çarşamba gecesi Ay'ın Akrep burcuna geçişi biraz daha böyle yalnızlaşma ihtiyacı verebilir. İçe dönebilirsiniz. Mars da Akrep burcuna geçmişti. Çarşamba gecesi biraz içsel olarak huzursuz olmanız, endişeli olmanız mümkün. Yani çabuk sinirlenebilirsiniz. Kronik bazı sağlık sorunları da olabilir. Buna dikkat edin. Baş ağrısı gibi sorunlar olabilir. Perşembe ve Cuma günü de Ay Akrep burcunda olacak. İş hayatınız, günlük hayatınız veya sağlıkla ilgili konulara daha fazla odaklandığınızı görüyoruz. Hafta sonunda ise Ay sizin burcunuzda, bu enerjinizi ve motivasyonunuzu arttıracaktır. Güneş Uranüs arasında da güzel bir üçgen açı var. Güzel davetler alabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz. Bunları geri çevirmeyin, pişman olmayacaksınız. Son derece neşeli ve faydalı bir hafta sonu geçirebilirsiniz sevgili yaylar. Mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.